Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan bugün bilgisayarımızın donanım özelliklerinin hepsini nasıl en detaylı ama aklınıza gelebilecek en detaylı şekilde öğrenebiliriz. Buna bakacağız. Bunun için HW-Info Diagnostic Software isimli programı kullanacağız arkadaşlar. Program arkadaşlar, ben clickbait yapmadım. Bakın kapakta NASA tarafından kullanılan bir program. Bakın, yüksek radyasyon alanlarındaki arızalar için bilgisayar sistemlerini izlemek için kullanılır. NASA'nın referansları. Gördüğünüz gibi tıklayıp bakabilirsiniz. Açıklamalara da zaten linkini koyacağım programın arkadaşlar. Şimdi burayı böyle gösterdikten sonra Free Download'a basıyoruz ve arkadaşlar burada bakın 3 tane var. En sağdaki DOS, bir tanesi ortadaki Portable. İsterseniz buradan indirebilirsiniz Portable'ı da. Ama ben yerleşik versiyonu indireceğim. Bakın şu turuncuyu değil, hemen yeşili tıklıyorsunuz ve FOSAP, Fast CDN'i tıklıyoruz arkadaşlar. Burada ise Installer'ı tıklıyoruz. Ve nereye indireceğini soruyor. İstediğiniz yeri seçin siz de. Ve evet diyoruz ve indiriyoruz arkadaşlar. Ben şimdi indirmeye devam etmeyeceğim. Zira yüklü çünkü. Şimdi hemen bunu kapatıp bilgisayarımızdaki nasıl bir uygulama olduğuna bakalım. Bakın burada duruyor. Şimdi arkadaşlar tıkladıktan sonra bakın böyle bir ekran geliyor. Burada dilerseniz settings'ten ayarlara da girebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burada işte başlangıçta çalışma, minimize etme falan, bu tür işte arayüzle ilgili ayarlamalar var. Bunları işte güncellemeler otomatik olsun vesaire. Bunlara siz bakarsınız. Bunlar çok önemli değil. O yüzden kapatıyorum burayı. Şimdi run diyoruz arkadaşlar. Program çalışıyor ve bizi arkadaşlar böyle bir ilk başta özet ekran karşılıyor. Bakın işlemci ve ekran kartı yan yana ve sağda da bu küçük ekranda da işlemciye ait çekirdeklerin çalışmasını gösteriyor. Bende i5 9. nesil 9400F işlemci var. 14 nanometre. Burada bakın bütün özelliklerini gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi platform, kaşeleri, işte ne kadar enerji kullandığı, işte operation point dediği, işte clock yani çalışma rasyoları vesaire, PCI hizmetleri burada şu an aktif olarak çalıştığı için de görebiliyorsunuz. Hemen altında arkadaşlar, bakın burada şöyle göstereyim yukarıda. Orada bakın 2900 normal, 4100'de turbosu olan bir işlemci. Altta hemen motherboard dediği anakart, BioStar B365 anakart. Sağ tarafta Nvidia GeForce GTX 1650 arkadaşlar. Burada hemen ekstra özelliklerini aşağıda gösteriyor. 4 GB memory var vesaire, işte çalışma güçleri, bunları gösteriyor. Şu anki işte saatlik çalışma gücü. Hemen aşağıda bakın RAM'in çalışmasını gösteriyor. Toplam 16 GB boyutu var, DDR4 RAM. Ortalama hızı şu an bu şekilde çalışıyor. Ama maksimum hızları da arkadaşlar 3000 MHz'ye kadar çıkan bir balistiğe ait RAM. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi çekirdeklerin çalışmaları. Şu an tabii kayıt alıyorum. Kayıt aldığım için işlemci çalışıyor. Bu dalgalanma bu yüzden arkadaşlar. Çalışıyor, duruyor, çalışıyor, duruyor. Bakın şurada hemen sağ alt köşede. Çalıştığı için de şöyle Flashback Express çalışıyor. %10-15 arası bir işlemci kullanımı yapıyor arkadaşlar. Şimdi burayı kapatalım. Şimdi özetin dışında detaylı olarak da bilgi alabiliriz. Bakın burada Central Processor dedi arkadaşlar. Genel bir özet bilgi var. Daha sonrasında hemen işlemciye bakıyoruz. Bakın bayağı uzun arkadaşlar. Yani neyi destekliyor, neyi desteklemiyor, bütün çekirdekleri tek tek hepsini, işte rasyoları, yüzdeleri, hepsi arkadaşlar ID'sine kadar. İşte bakın işte ne kadar güç, ne kadar maksimum enerji gerekiyor, kaç çekirdek, işte ortalama çekirdek hızı, işte maksimum turbo, maksimum işte 4100 MHz'ye çıkıyor. Bunların hızı, işte voltaj,
veya arkadaşlar işte overclock'ı destekliyor mu buna, bunlarla ilgili tek tek çekirdeklere bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi L değerleri arkadaşlar. Şimdi anakarta bakalım. BioStar anakart, işte PCI Express yuvaları var arkadaşlar. Vesaire bunları görebiliyorsunuz. Kablo takılabilen bir anakart. Yine arkadaşlar RAM'lere baktığımızda bakın, tek tek baktığımızda RAM'lere 8-8. Ben çift kanaldan yararlanmak için 8-8 yaptırdım onu. Burada da yine PCI'nin altında ekran kartı ile ilgili detaylar var. Gördüğünüz gibi birçok detayı burada görebilirsiniz arkadaşlar. İşte ne kadar belleği var. İşte çalışma hızları ortalama ne kadardır, kaç bittir vesaire. Bunların hepsini detaylı olarak görmek istediğinizde, tabi buna özel ihtiyacınız olacağı bir zaman gelebilir. O yüzden bence bilgisayarınızda olsun. Monitörüm Philips. Monitörde biraz ucuza kaçtım deyip, ama şu an için yeterli arkadaşlar. İleride değiştiririm. Bakın desteklediği çözünürlükler, video modları. Bunları gösteriyor. İşte kaç herze çıkıyor ortalama ve maksimumlar. İşte maksimum işte yatayda, dikeyde işte 45 kHz diyor. Ortalama zaten 48-75 herze kadar çıkıyor ve diğer arkadaşlar destekleyen ve desteklemeyen özellikleri. Şimdi hemen driverların olduğu bir bölüm var. Burada bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Donanım değil çünkü. Gördüğünüz gibi bakın, burada da işte sesle ilgili bir donanımım yok. Yine network'te de sadece Wi-Fi adaptörü var. Portlarda da yine dediğim gibi herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bir güzel şey daha var uygulamada. Onu da göstereceğim. Burada driver ve BIOS update edebiliyorsunuz ve sensörler var arkadaşlar. Burada da sensörlerde de şu an açık olan her şeyin arkadaşlar güç ve hız değerleri. Yani kaç volt çekiyor, kaç MHz değerde, onları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları işte yazdırabiliyorsunuz ve arkadaşlar bakın, save report dediğimizde bunu işte clipboard, HTML, XML veya text dosyası olarak hepsini, bunların çıktısını alabiliyorsunuz bilgisayarınızın masaüstüne. Ben şimdi hemen bir HTML çıktısı alacağım. Buradan istediklerinizi tıklayıp istemediklerinizin tikini kaldırıp çıktıda yer almasını da önleyebilirsiniz. Diyelim ki ben bataryayı istemiyorum, bunu kaldırabilirim veya sesi. Sadece işlemciyi isteyebilirsiniz. İşlemcinizin değerlerini görmek için. Şimdi arkadaşlar hemen bunu kapatıyorum. Tabii görünüm kapalı olduğu için hemen bakın şöyle açıyorum ve burada çift tıklayınca arkadaşlar zaten lokal host olarak Chrome tarayıcı bunu açıyor. Bakın ne kadar uzun olduğuna sağdaki kaydırma scroll çubuğundan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar detaylı bilgiler veriyor ki. Tabii bu bilgiler işinize yarayacağı zaman gelir. Yani normalde durup dururken bunlara bakmazsınız ama yeni bir sistem topladığınızda da sistem topladığınız sistemi görmek isteyebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.